günler değerli izleyiciler ve sevgili dinleyiciler. Tarımı Tartışalım programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Mehmet Demirpençe, veteriner hekim, veteriner dairesinde çalışıyor. Kendisiyle hayvan hastalıkları ve hayvan ürünleri konusunda görüşmeleri yapacağız. Geçtiğimiz pazartesi günü Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda paydaşlar AB Destek Ofisi, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi, proje uzmanları, veteriner dairesi hekimleri, kaza veteriner daireleri sorumluları, Kıbrıs Türk Hekimler Birliği üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı, bazı hayvan üreticileri hazır bulundular. Bu toplantıda hayvan hastalıkların eradikasyonu konusu görüşüldü. Hatırlayacaksınız, belki de hatırlamayacaksınız. Mehmet Bey'le bu 3-4. programımızdır ki yapılıyor. 2014'te yaptığımız programda 2016 yılının başında hellimin Avrupa Birliği ülkelerine satılabilmesi için bazı hastalıkların ülkemizde olmadığını veya kontrol altında olduğunu göstermemiz gerektiği üzerinde durmuştuk. O günden bugüne bu konuda önemli adımlar atılmasına rağmen henüz daha bir sonuca ulaşılmadı. İşte hazırlanan bu projeyle Mayıs ayından itibaren çalışmalar başlayacaktır diye duyuruldum. Biliyorsunuz ülkemizde şap ve tüberküloz hastalıkları yoktur. İstenen, aranan hastalıklar da bunlardan 3 tanesinden ikisi bunlar. Diğer Brusella hastalığı da var fakat kontrol altına alınması gerekir. Bu konularda 2014 yılından günümüze kadar nasıl bir çalışmalar yaptık bize? Önce bunu özetlerseniz sonra da yapılacak çalışmalara değiniriz. Tabii ki de. Aslında 2014'ten çok daha önce, 2004 yılından itibaren bu çalışmalar başlamıştır. Bu hayvan hastalıklarıyla ilgili, daha doğrusu veteriner alanında yürütülen Avrupa Birliği'nin birçok yasal mevzuatı vardır. Bunun bir parçası da hayvan hastalıkları ve hayvan hastalıklarıyla mücadeledir. Bu kapsam altında ilk yapılan çalışma Avrupa Birliği'nin ilgili hayvan hastalıkları yasalarının ülkemiz yasal mevzuatına uyumlaştırılması oldu. Ve 2004 yılından itibaren bu konuda çalışmaktayız veteriner dairesi olarak ve 2011 yılında hayvan sağlığı yasasını çıkardık ve bu yasanın altında büyükbaş brusellozu, küçükbaş brusellozu, tüberküloz hastalığı ile mücadele tüzükleri hazırlanıp yayınlandı. Geçtiğimiz ay yine hayvan hastalıklarının bildirimine yönelik tüzük hazırlanıp yayınlandı. Şu anda üzerinde çalıştığımız son tüzük ise bunun en önemli parçalarından bir tanesi şap hastalığı ile mücadele tüzüğüdür. Teknik çalışmasını bitirdik daire olarak. Hukuksal görüş alınmak üzere Tarım Bakanlığı tarafından mevzuat dairesine gönderilecek. Tahminimiz 1-2 ay içerisinde bu tüzük de yasallaşacak. Öncelikle bir yasal mevzuatınız olması gerekir bu hastalıklarla mücadele etmek için ve bu mevzuat neredeyse tamamen hazır ülkemizde. Bir diğer aşama tabii ki de mevzuatın uygulanması. Bu aslında çok uzun soluklu bir programdır. Yani kısa sürede hedefe ulaşabileceğiniz bir şey değildir. Daha doğrusu başladığınız zaman Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde hastalıklardan eradike olmalarına rağmen bu programları sürdürmek durumundadırlar. Çünkü herhangi bir hayvan hastalığı ortadan kaldırılsa bile her zaman için belli bir risk vardır bu hastalığın ülkeye dönmesi üzerine. Ve bununla ilgili bir izleme programınızın olması gerekmektedir. Tabii biz baktığımızda daha yolun başındayız. Özellikle Brusella hastalığı söz konusu olduğunda ülkemizde bir problemdir. İlk yapılması gereken tabii ki de bu da tüzüklerle uyumlu olarak bütün sürülerdeki bütün hayvanlardan, bu sığırlarda 12 aylıktan büyük bütün sığırlardan, dişi ve erkek sığırlardan, koyun ve keçilerde ise 6 aylıktan büyük bütün ergin hayvanlardan kan alınması ve Brusella yönünden bakılması gerekmektedir. Bunu iki tur olarak yapılacaktır. İlk yapılması gereken budur tüzüğe göre. Yani
ülkemizde 300 bin dolaylarında küçük baş hayvan, anaç, 60 bin dolaylarında da büyük baş hayvan vardır. 360 bin hayvandan kan örneği alınıp analiz edilmesi. Evet. Birinci aşama bu diyorsunuz ve bu iki kez tekrarlanacak. 800 bin her seferin ise toplamda 800 binden daha fazla bir kan numunesi alınıp bu 1-1,5 yıl içerisinde bu numunelerin toplanması ve analiz edilmesi ve analizin üzerine tabii ki de öncelikle enfekte sürüler, enfekte bölgeler, enfekte hayvanlar belirlenecek ve bunun üzerine bir eradikasyon programı oturtulacaktır. Böyle bir hedefi vardır projenin. Laboratuvarlarımız bu kadar kanı analiz etmede yeterli midir? Aslında şu andaki mevcut durumları yeterli değildir. Fakat proje başlayalı aslında hayvan hastalıkları eradikasyon projesi dediğimiz bizim teknik çalışmalar hem veteriner dairesi tarafından hem de buradaki Avrupa Birliği'nin ofisi YUPSO tarafından ortak olarak hazırlanmış bir proje kapsamına alındı. Bu hayvan hastalıkları izleme programı ve eradikasyon programı. Bu kapsamda işin nasıl yapılacağı, şu andaki veteriner dairesinin mevcut durumu nedir? Hem sadece laboratuvar kapasitesi değil aslında bu bahsettiğimiz kanları 800 binden evet fazla numunenin toplanmasıyla ilgili de veteriner dairesinde mevcut kapasite şu anda bulunmamaktadır. Bu eksiklikler proje kapsamında belirlendi ve giderilmesi için neler yapılması gerektiği de çalışıldı. Öncelikle laboratuvardaki bir kapasitenin artırılması gerekmektedir. Bunun yanında laboratuvar çalışmasının kalitesinin de artırılması gerekmektedir. Bu da akreditasyondan mümkün olacaktır. Bu konuyla ilgili gerekli özellikle Şap hastalığı, Brüsel hastalığı ve genel laboratuvarlarla ilgili farklı Avrupa Birliği uzmanları veteriner dairesine gelmiştir ve eksiklikler belirlenmiştir. Bu eksiklikler öncelikle veteriner hekim eksikliği vardır. Veteriner dairesinin teknik adam eksikliği ve bazı alet ekipman eksiklikleri vardır. Bu bahsettiğimiz kapasiteye ulaşmak için. Bunların giderilmesi için yine projede belli bir miktar maddi kaynak bulunmaktadır ve bu Mayıs-Haziran ayına kadar gerekli personel veteriner dairesinde kalıcı veya geçici olarak istihdam edilecektir. Eğitimler gerçekleştirilecektir ve bu mevcut yaklaşık olarak günde 5000'e yakın bir kan numunesi toplanıp analiz edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılmaya çalışılacaktır. Diğer yandan söylediğimiz gibi sahadan bu numunelerin toplanması da... 5000 numuneyi kaç kişi toplayacak? Aslında hedefimiz şu anda yaklaşık 15 adet ekibin oluşturulması. Bunların bir kısmı veteriner dairesinin kendi bünyesinden oluşturulacaktır. Eksik kısmı ise yaklaşık yarısından fazlası özel veteriner hekimlerden hizmet satın alınmış şekilde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu konuyla ilgili de Veteriner Hekimler Birliği ile görüşmeler yapılmıştır ve taslak bir protokol hazırlanmıştır. Böyle bir çalışma yapılırken direkt olarak Veteriner Hekimler Birliği'nden yararlanmayı düşünüyoruz. Hekim birlikte veteriner dairesi kendi arasında bir protokol imzalayacaktır. Bu hazırlanacak olan numunelerin ne şekilde toplanacağı bir de numuneler toplanırken tüberküloz hastalığıyla ilgili de tüberkülon testinin uygulanması gerekmektedir. Bu testin özel veteriner hekimler tarafından hayvanlara enjekte edilmesi, resmi veteriner hekimler tarafından, veteriner dairesi tarafından da kontrol edilmesi 3 gün sonra yapılacaktır. Yani tüberküloz testleri kanın içerisinden belirgin olmuyor. Önce bir şeyler yapılması lazım. Sonra da hayvanların kontrol edilmesi lazım. Tüberküloz hastalığı maalesef şu ana kadar kan testiyle herhangi bir analiz yapılması pek mümkün değildir. Ancak deneysel amaçlara yönelik bazı testler bulunmaktadır. Fakat bunlar sahaya yönelik testler değildir. Tüberküloz testinin alerjenik test yönünde yapılan bir testi vardır. İsmi tüberkülün testidir. Bakterinin hazırlamış antijenleri aşının bir değişik versiyonu çok küçük miktarda olan deri altına enjekte edilmektedir. 24-72 saat sonra da derideki gösterdiği reaksiyona bağlı olarak deri kalınlığı ölçülmektedir. Eğer hayvanda tüberküloz hastalığı varsa ciddi bir deri reaksiyonu göstermektedir ve bu hayvanlar enfekte olarak değerlendirilmektedir. Herhangi bir reaksiyon yoksa da bu hayvanlar sağlıklı olarak nitelendirmektedirler. O yüzden planlanan öncelikle çiftliğe gidildiğinde hayvanlardan kan numunesi alınması, deri altına bu tüberkülün testinin enjekte edilmesi, 72 saat sonra da
resmi kontrol veteriner olur. tarafından kontrol edilip testlerin değerlendirilmesi ve kaydedilmesi olarak. Bütün bunların yapılabilmesi için de 1,5 yıllık bir süre öngörüyor. Evet. Peki bir defada bitiyor mu bu iş? 2 defada bitiyor mu bu iş? Hayır, aslında 2 defada olan bu işin tamamen başlangıç kısmıdır. Bu 2 ardarda yapılacak 6 ay veya 9 ay arayla şap ve tüberküloz ve bruselöz hastalıkları için yasal mevzuatıdır Avrupa Birliği'nin. Bu testler yapıldıktan sonra sürülerin sağlık statüleri belirlenecektir. Tüberküloz hastalığı yönünden ve bruselöz hastalığı yönünden. Daha sonra sağlık statüsü bruselöz yönünden negatif olan sürüler için bir izleme programına tabi olacaktır. Bunlar daha çok 3 kez süt testi yapılacaktır ve yılda 1 kez kan tarama testi yapılacaktır. Fakat enfekte sürülerde ise bu program sürekli devam edecektir. Enfekte hayvanlar sürülerden çıkarılacak ve tekrardan belli bir süre sonra tekrar test tekrarlanacaktır ve son 2 test de negatif olana kadar, yani 2 test negatif olduktan sonra artık biz o sürülere mevcut bu bruselöz hastalığı veya tüberküloz hastalığı bakımından sağlık statüsü yerindedir diyebilecek, negatiftir diyebilecek. Bundan sonra onlar da izleme programına tabi olacaktır. Tabii ki bu hastalıkların yaygınlığı veya bulaşık sürüler belirgin olduktan sonra hastalıklardan arıdır belgesi ne zaman verilebilir üreticilere? Aslında planlanan şu şekildedir. Öncelikle ilk taramadan sonra eğer sürüde herhangi bir hastalık yoksa bunlara bu hastalıklardan aridir statüsü verilecektir ve bu sürülere herhangi bir kısıtlama getirmeyecektir. Fakat ilk testten sonra enfekte hayvanların belirlendiği sürülere enfekte sürü statüsü konulacaktır ve bunlara belli bir hareket yasağı uygulanacaktır. Bu hayvanlar sadece veteriner dairesinin izniyle mezbahaya gitmesine izin verilecektir. Kesinlikle başka bir sürüye bu enfekte sürülerden enfekte olsun veya sağlıklı olsun herhangi bir hayvan satışını veya hayvan taşınmasına izin verilmeyecektir ve bu aslında hastalıkların ülke içerisinde çiftliklerden çiftliklere yayılmasını engelleyecek en büyük adımlardan bir tanesidir. Bugünkü durumda hayvanların taşınması nasıldır? Kimden izin alır hayvan satıcıları veya hayvan toplayıcıları? Bu konuda veteriner dairesinden izin almaları gerekmektedir. Ülkemizdeki bütün sığır cinsi ve koyun keçi cinsi hayvanlar tek tek kulak numarasıyla küpelendirilmiştir, tanımlanmıştır. Hepsinin birer numarası vardır. Çiftliklerin de bir numarası vardır ve bu numaralar da bizim veteriner dairesi hayvan kayıt sisteminde kayıtlı bulunmaktadırlar. Herhangi bir üretici, herhangi bir başka bir üreticiye hayvan satacağında veya mezbahaya herhangi bir hayvan götüreceğinde belli formlar vardır. Bu formlar doldurulur. Veteriner dairesi tarafından, ilgili kaza veteriner dairesi tarafından onaylanmaktadır ve izin verilmektedir. Ve ondan sonra taşıma işlemi gerçekleştirilmekte ve hayvan kayıt sisteminde gerekli değişiklik güncellenmektedir. Bu şekilde de hayvanların nerede bulundukları, ne şekilde hareket ettikleri belli bir izleme programına dahil edilmiş. Yani şu anda kayıt altındadır taşınan hayvanlar diyebiliriz. Kesinlikle. Geçmiş yıllarda muhtar izin veriyordu hayvanların taşınmasına. Şimdi bu uygulama kalktı değil mi? 2008 yılından itibaren bu uygulama değişti. Daha önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu iş yerel yönetimlerde ve kaymakamlıklar veya muhtarlar aracılığıyla yapılabilmekteydi. Fakat 2008 yılında hayvanların tanımlanması ve kaydı yasası yayınlandı. Ardından da büyükbaş hayvanların tanımlanması, kaydı tüzükleri ve küçükbaş hayvanların tanımlanması ve kaydı tüzükleri yayınlanmış bulunmaktadır. Bu tüzüklere göre tüm bu işlemler veteriner dairesi tarafından izinlendirilmekte ve yetkilendirilmektedir. Şu anda diyorsunuz ki ülkemizde kulak numarası olmayan hayvan olmaması gerekir. Aynen öyle. Yani şu anda zaten böyle bir durum varsa ve herhangi bir kişi veteriner dairesine haber vermeden herhangi bir hayvanı bir yerden bir yere hareket ettiriyorsa veya elinde kulak numarası bulunmamış, tanımlanmamış bir hayvan bulunduruyorsa bu mevcut tüzük ve yasalara göre yasal bir suçtur. Ve veteriner dairesi bu konuda hem kayıtları yapmakta, güncellemekte, bunun yanında denetim ekipleri
her yıl belli bir sürede çiftliği denetlemekte ve tek tek hayvanların oradaki numaraları kontrol edilmekte. Herhangi bir yasal mevzuata uygunsuzluk tespit edildiği durumda ise ilgili kişiye gerekli yasal mevzuata uygun ceza da verilmektedir aslında. Bu nasıl ki her kendimizin arabası varsa bunu devlete kaydettirmek zorundayız, her yıl ruhsatını çıkarmak zorundayız. Hayvan bulunduruyorsak da elimizde bunların veteriner dairesine kaydını yapmak zorundayız. Evet, hastalıklarla ilgili özellikle şap hastalığı geçtiğimiz günlerde gündeme düştü. Türkiye'de vardır, ülkemizde yoktur, gelmemesi için önlemler alınmalı gibi. Bu konuda ne gibi önlemler alındı? Aslında şap hastalığı ülkemizde yıllardır bulunmamaktadır ve aşısı da yapılmamaktadır. Yaklaşık en son aşı 1980 yılında yapıldığıyla ilgili bir kayıt vardır veteriner dairesinde. Fakat bulunduğumuz coğrafyaya baktığımızda özellikle Orta Doğu'da durum kontrol altında değildir. Ve Türkiye'de ciddi bir aşı programı vardır. Yaklaşık 10 yıldır sürdürülen bir aşı programı vardır. Fakat bu yıl diğer yıllardan farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Özellikle Suriye'deki savaş nedeniyle çok büyük miktarda insan Türkiye'ye göç etmiştir. Bu insanlar göç ederken yanlarında kendi hayvanlarını da Türkiye'ye götürmüşlerdir. Ve şap hastalığına baktığımızda diğer hastalıklardan farklı bir durumu vardır. 7 tane serotipi dediğimiz alt tipi bulunmaktadır. Ve bu alt tiplerin hiçbiri birbirisiyle immünolojik yani bağışıklık olarak reaksiyon vermemektedir. Yani bu da ne demek oluyor? Siz herhangi bir alt tipine aşı yaptığınız zaman farklı bir alt tipi ülkenize gelirse hayvanlarınız o alt tipine bağışık demek değildir. Türkiye'de 3 tane serotip sirküle etmektedir ve buna yönelik bir aşı kampanyası bulunmaktadır. Ve yaklaşık olarak Türkiye'deki raporları izlediğimizde 10 yıldır her yıl yaklaşık 100 tane farklı bölgede aşılanmamış hayvanlarda şap hastalığı görülmektedir. Fakat bu Suriye'deki yoğun insan göçü ve hayvan hareketiyle birlikte yeni bir serotip Türkiye'ye gelmiştir ve mevcut aşı programı maalesef çalışmamak duruma gelmiştir. Ve Eylül 2015 ayından itibaren resmi rakamlara göre 250'den fazla bölgede şap hastalığı ortaya çıkmıştır. Tabii bu riskin çok büyük bir bulaşma riskinin çok arttığını göstermiştir bize ve veteriner dairesi olarak Tarım Bakanlığı ile irtibata geçilmiştir. Yine Yem ve Gıda Yasası altındaki gıda kurulu bilgilendirilmiştir ve çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemler hastalığın bulaşma riskine bakarak öncelikle hayvansal ürünlerin bir kısıtlama getirilmiştir. Çünkü şap hastalığı öncelikle hayvan hareketleriyle başka bir bölgeye bulaşabilmektedir. Ve ülkemizde de zaten bu hayvan hareketleri yasaktır. Yani yurt dışından koyun, sığır veya keçi cinsi hayvanların ülkemize getirilmesi yasaktır. Pet hayvanlarıyla gelebilir mi bu hastalık? Riske baktığımızda pet hayvanlarıyla gelme riski çok düşüktür açıkçası. İnsanlarla? İnsanlarla olan risk daha yüksektir. Yani bir risk değerlendirmesi yaptığımızda en büyük risk hayvan hareketleridir. Ve bizim de hayvan hareketimiz olmadığı için bu konuda herhangi bir risk bulunmamaktadır. İkinci risk hayvansal ürünlerin ticaretiyle, ısıl işleme tabi olmamış hayvansal ürün ticaretiyleydi. Ve Türkiye ile olan büyük bir miktarda hayvansal ürün ticaretimiz vardır. Burada yaptığımız Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün önerilerine uygun olarak belirli ısıl işleme tabi ürünlerin sadece gelmesine izin verdik. Süt ürünlerinde ve et ürünlerinde belli bir ısı dereceleri aradık. Bunları uygulamaya başladık. Diğer bir nokta taşınabileceği ısıl işleme tabi olmamış et ürünleri ve bu 2001 yılında İngiltere'ye şap hastalığı 100 yıldan sonra bu şekilde taşındığı ispatlanmıştır. O yüzden ülkemizde de Türkiye'den ve diğer şap ile enfekte ülkelerden hem ısıl işleme tabi olmamış hayvansal ürünlerin, et ürünlerinin, süt ürünlerinin ticareti yasaktır. Bugün ısıl işleme tabi olmamış hayvansal ürünün girmemesi gerekir ülkemize diyorsunuz, yasaktır. Evet, zaten girmiyor. Girmiyor. Türkiye'den belli ürünlerin girişine izin veriliyordu. Bu riskin artması durumundan sonra ise bunların da ticareti durduruldu. En büyük risk beyaz peynir değil mi?
Beyaz peynir ciddi bir risk, fakat şöyle bir şey vardır. Türkiye'de üretilen... Pastörize ediliyor. Bizim burada yaptığımız Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın izinlendirdiği firmalardan bu ticaretin yapılmasına izin veriyoruz. Ve bunlar Tarım Bakanlığı'nın kontrolü altındadır ve süt öncelikle pastörize edilmektedir. Özellikle beyaz peynir yapılacaksa ve diğer bazı süt ürünlerine çevrilecekse sonradan ürüne işlenmektedir. Bunlarda bir risk olmadığı için bunlardan sadece bir ek bir önlem koyduk. Bir gelen üretilen sütün veya üretilen et ise hayvanın enfekte olmayan bir bölgeden gelmiş olması gerekmektedir. Ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanlığı'nın gerekli resmi dokümanlar düzenlemesini istemekteyiz ve bu dokümanlar düzenlemektedir. Diğer bir şey ise taşınacak araçların mutlaka dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bunda yine Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamları bu et ürünü veya süt ürünü taşıyacak araçları uygun dezenfektanlarla dezenfekte etmekte ve bu belgeleri bize ürünlerle birlikte sunmaktadır. Gelen ürünlerden örnek alıp analizi yapma şansımız var mıdır? Yapıyor muyuz? Şapastalığına yönelik böyle bir analiz mümkün değildir aslında. Yani şu an aslında tespit etmek mümkündür ama bir baktığınızda her sevkiyatta 20 tona yakın ürün gelmektedir ve bunlar birçok alt ürün kategorisindedir. Birçok çeşitli süt ürünü olmaktadır. Ve ticaret Uluslararası Hayvan Sağlığı Örgütü OAİ'nin belli kurallar getirmiştir. Bu kurallar testten daha ziyade öncelikle süt ürününün veya et ürününün üretildiği bölgenin hastalıktan arı olması gerekmektedir. Diğer şey ısıl işleme tabi olması gerekmektedir. Süt ürünleri için farklı, et ürünleri için farklı. Diğer bir nokta ise taşındığı süre boyunca enfekte şüphesi olan diğer ürünlerle temas etmemesi gerekmektedir ve dezenfeksiyon uygulanması gerekmektedir. Bu uygulamaların tümünü biz şu anda ticarette arıyoruz ve uyguluyoruz. Şap hastalığında durum böyle. Tüberküloz nasıl bir şeydir? Tüberküloz hastalığı aslında şu anda herhangi bir izleme programımız bulunmamaktadır tüberküloz hastalığıyla ilgili. Fakat tüberküloz hastalığı daha çok nemli iklimlerde ortaya çıkan ve kapalı ahır durumlarında çok yaygın olarak bulunan bir hastalıktır. Tabii ki de ülkemizde güneşin neredeyse 11 ay çok etkili bir şekilde olması ve ağıllarımızın tamamının açık olması, herhangi bir kapalı ağılımızın ne büyük baş üretiminde ne de küçük başta bulunmaması bizim risk olarak düşük bir risk grubunda olduğumuzu göstermektedir. Bir diğer nokta ise mezbahalarda veteriner hekimlerimiz kesim öncesi ve kesim sonrası gerekli muayeneleri yapmaktadır ve şimdiye kadar herhangi bir tüberküloz hastalığına yönelik klinik bir şüphenin olmadığı görülmektedir. Olduğu zaman da herhangi bir şüphe, gerekli test, laboratuvar testleri yapılmakta ve şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmamıştır. Ama Avrupa Birliği bize bunun yok olduğunu gösterin diyor, ispatlayın diyor bana bunun olmadığını. Bunun sebebi aslında Avrupa Birliği bu mevzuatı düzenlerken Avrupa'daki risk durumunu değerlendirmiştir ve özellikle Brüsel hastalığı ve tüberküloz hastalığı şu anda hayvanlardan insanlara geçen en ciddi hastalıklar olarak görülmektedir ve öncelikle hayvan varlığında ve hayvansal ekonomide ciddi kayıplara neden olmaktadır. O yüzden bu iki hastalığı ön plana çıkarmaktadır. Bir diğer nokta ise şap hastalığıdır. Şap hastalığı insanlarda herhangi bir risk oluşturmayan bir hastalıktır. Yani bulaşsa bile çok ender olarak insanlara bulaşmakta ve sadece deride çok hafif lezyonlar oluşturmaktadır. Kendiliğinden iyileşmektedir. Fakat şap hastalığı diğer hastalıklardan farklı olarak çok bulaşkan bir hayvan hastalığıdır ve hayvan varlığını ciddi derecede etkilemektedir. Neredeyse bir popülasyona girdiğinde bütün hayvanlar enfekte olmaktadır ve ergin hayvanlarda ciddi bir verim kaybına neden olmaktadır ve bu hayvanlar bir kere daha normal verimlerine dönememektedir. Genç hayvanlarda ise buzağılarda özellikle ciddi bir ölüme sebep olmaktadır. O yüzden hayvancılık ekonomisini çok ciddi oranda etkilediği için şap hastalığına yönelik bir yasal mevzuat vardır Avrupa Birliği'nde ve çok ciddi kontrollere tabidir. Evet. Tabii ki bulaşkan hastalıklar bunlarla sınırlı değildir. Ülkemizde 2004 yılının sonlarında
LSD hastalığı görüldü. Bir deri hastalığı büyükbaş hayvanlarda ilk Karpaz yöresinde görüldü. Ve önlem olarak da o yörede, görülen yere, yöredeki tüm hayvanlar itlaf edildi ve bir süre sonra bu hastalığın görülmemesi halinde mücadelede başarılı olduk. Yargısı ortaya çıkacak ve başka bir önlem gerekmeyecekti. Halbuki böyle olmadı. Ondan sonra Nergizli köyünde hastalık görüldü. Karpaz'dan hayli uzakta ve demek ki bir risk taşıyor dendi ve bir aşılama programı hazırlandı geçen yıl 2015 yılında. Tüm hayvanlar, ülkemizdeki büyükbaş hayvanlar aşılandı. Buna rağmen risk devam ediyor gerekçesiyle 2016 yılında da içinde bulunduğumuz günlerde LSD hastalığıyla ilgili bir aşılama programı başladı. Bu program nasıl yürüyor, nasıldır, ne amaçlıyor? Aslında sizin de özetlediğiniz gibi 2014 yılının son ay, Ekim aylarında ilk vakalar ortaya çıktı ve ilk yapmak istediğimiz aşılığında hiç aşı kullanmadan, bunun sebebini de açıklayacağım, niçin aşı kullanmaktan kaçındık. Aşı kullanmadan direkt enfekte sürülerin itlafına yönelik bir program uyguladık. Fakat sonradan sizin de bahsettiğiniz gibi Nergisli ve Meriç bölgelerinde hastalığın tekrardan ortaya çıkışıyla birlikte aşılamaya karar verilmiştir. Aşılama konusundaki çekincemiz, dünyada LSD hastalığı aslında Orta Doğu'da ve Avrupa Birliği'nde çok yeni yeni görülen bir hastalıktı ve aşılama sonrasında bir canlı aşıdır kullanacağımız. Bununla ilgili durumu pek bilmiyorduk ve bu riski almak istemedik aslında. Direkt eradike ederek öncelikle hastalıkla mücadele etmeye çalıştık. Fakat enfeksiyonun yayılmasından sonra aşıdan başka bir çaresi kalmadı artık veteriner dairesinin ve tüm ülkedeki sığır popülasyonunun %90'ı 2015 yılı içerisinde aşılandı. Ve bu aşılama sonrasında biz de ilk kez gördük ve bunu Meksika'da düzenlenen Dünya Epidemioloji ve Ekonomi Kongresi'nde bu yaptığımız çalışmayı, işte öncelikle eradikasyon denemesini, arkasındaki aşılama ve aşılama sonrasında gelişen reaksiyonları orada gidip sunduk ve çok ciddi bir ilgiyle karşılandı aslında yaptığımız proje ve çalışmalar. Ve Temmuz ayından itibaren ülkemizde yeni vakalar çıkmadı. 2015 Temmuz ayından itibaren. Ve bu hastalığın aşıyla kontrolü İsrail'den sonra İlk kez Kuzey Kıbrıs aşıyla bu hastalığı eradike etmiştir, kontrol altına almıştır. Bizden sonra zaten Türkiye'de enfeksiyon devam etmekteydi. Daha sonra yine geçen yılın Eylül ayından itibaren Yunanistan'a hastalık bulaşmıştır. Ve maalesef Yunanistan'ın hem bizim gibi itlaf çalışmalarına hem de aşı çalışmalarına rağmen hastalık şu anda Yunanistan'da sirküle etmektedir ve büyük ihtimalle Balkan ülkelerine de, diğer Balkan ülkelerine de sıçrayacak gibi görülmektedir. Bu yıl neden tekrar aşı yapıyoruz? Öncelikle bu aşının bir yıllık bir bağışıklık süresi vardır ve baktığımızda Türkiye'de ve Orta Doğu'da maalesef salgınlar devam etmektedir ve bu hastalıkta sinekler tarafından uzun mesafelere taşınabildiği için hala daha riskin olduğunu düşünüyoruz ülkemizde ve bu yıl tekrar bir aşı kampanyası başladık ve 4 ay içerisinde bütün sığırlarımızı tekrardan aşılamayı hedeflemiştik. Güney Kıbrıs'ta var mı bu hastalık? Güney Kıbrıs'ta görülmedi. O da artık bizim aslında başarılı çalışmamıza sonra hastalığı kısa sürede kontrol altına alabilmemizden dolayı aslında Güney Kıbrıs'ta bu hastalık görülmedi. Onlarda aşı programı yok değil yok. Mi? Ama onlarda risk olduğunu düşünerek belli bir miktar aşı aldılar ve ellerinde bu aşıyı bulundurmaktadırlar. Herhangi bir şekilde onlarda da bir salgın ortaya çıkarsa onlar da aşılama kararı vermiştir aslında bizim gibi. Evet. Diğer bir konuya geçmek isterim. Ülkemizde biliyorsunuz büyükbaş hayvan sayımız 55 bin 60 bin civarlarında ve bu hayvanlarımızdan yılda 140 bin ton dolaylarında süt elde edilmektedir. Küçükbaş hayvanlarımızdan ise 5 bin ton civarında yılda süt kurumuna süt verilmektedir. 140 bin ton inek sütünün yaklaşık
90 bin tonu hellim veya peynire işlenmektedir. Evet. Geriye kalanı diğer amaçlarla kullanılmaktadır. Pastörize süt yahut uzun ömürlü süt, yoğurt gibi ürünlere, dondurma gibi ürünlere işlenmektedir. 90 bin ton sütten ise yılda yahut 2015 yılında 10 bin ton hellim veya peynir üretilmiştir. Yine kayıtlarımıza baktığımız zaman bunun 6 bin tonu ihraç edilmiştir. Demek ki ülkemizin sınırları içerisinde bu şekilde yapılan hellimlerden 4 bin ton tüketilmiştir. Buna ilave olarak bir de biliyorsunuz ülkemizde koyun sütünden veya keçi sütünden hellimler merdiven altında yapılmakta. Evet. Ve bunun alıcıları daha başka bir kişiler olmaktadır. Piyasa fiyatının biraz üstünde satılmakta bunlar ve üreticilere ayrı bir katma değer getirmektedir. Bunlar sütlerini süt kurumuna verme yerine bu şekilde işlemeyi ve hellimlerini pazarlamayı hedeflemektedirler. Bunların alıcıları da vardır ve pazarlayabilmektedirler. Bunun miktarını saptamak kolay bir iş değil. Ne kadardır bunun miktarı ama 300 bin dolayında küçük baş hayvanımızdan yılda sağılması gereken süt miktarı ve süt kurumuna verilen süde baktığımız zaman çok az olduğunu ve bunun büyük bir kısmının bu şekilde işlendiği veya yoğurda çevrildiği hesaplanmaktadır. Tabii ki büyük baş gibi değildir küçük başta süt elde etmek. Süt sağması çok zor bir iş. Bazı hayvan üreticilerimiz sağmamayı da yeğliyorlar. Oğlaklar kuzular içsin, onlar gelişsin mantığı da vardır. Bu şekilde yılda üretilen hellimi yaklaşık 500 ton koyabiliriz diye düşünüyorum ben. 4000 ton bu şekil büyük baş hayvanlardan veya fabrikasyonla elde edilen kayıtları olan 500 ton da bu şekilde 4500 ton hellim tüketiliyor ülkemizde diye hesaplıyorum. Öte yandan ticaret kayıtlarına baktığımız zaman 2015 yılında yaklaşık 1900 ton peynir ithal edildi ülkemize ve pazarlandı. 4500 ton yerli üretim, 1900 ton dışarıdan gelmiş üretim. Öte yandan bir de veteriner dairesinin büyük bloklar halinde peynir getirip bunları ülkemizde parçalayıp bölüp yeniden paketleyip piyasaya sürdüğü türler vardır. Bunların miktarına baktığımız zaman ki 9 firma veya 8 firma izinlendirilmiş olmasına rağmen 2015 yılı içerisinde bu işlemi yapan sadece 5 firma saptanmıştır. Bu 5 firma da 2015 yılında 320 ton bir peynir getirmiş ve kendi tesislerinde bunları paketleyip piyasaya sürmüştür. Şimdi ülkemizde tüketicilerde genel bir yargı oluşmakta veya algı oluşmakta. Bu peynirler gelirken tarihi geçmiş peynirlerdir veya tarihi sona yakın peynirlerdir. Paketleyip üzerine yeni tarihler konarak piyasaya sürülmekte ve tüketici aldatılmaktadır. Yargısı var. Bu konudaki mevzuat nedir? Nasıl denetlenir bunlar? Aslında öncelikle yani sanki böyle bir algı oluşturuldu. Bu şekilde bir uygulamanın olmadığı ya da yanlış bir şeymiş gibi. Yani işte belli bir bulk bir ürün, yani bu bahsettiğimiz 10 kiloluk, 20 kiloluk bir peynir veya herhangi bir başka bir ürün de olabilir.
ticareti bu şekilde olabiliyor. Yani bu Avrupa mevzuatında da yeri olan bir uygulamadır. Ülkemizin yasal mevzuatı da bu konuda açıktır. Herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Uygulamada da böyle bir sıkıntı yoktur aslında. Ülkemizde bu konuyla ilgili uygulama besin maddeleri tüzüğü altında yapılmaktadır ve ülkeye ticareti yapılacak herhangi bir hayvansal ürün, et veya et ürünü, süt veya süt ürünü mutlaka öncelikle Tarım Bakanlığı'ndan ön izin alması gerekmektedir. Bu ön izin de veteriner dairesinden gerekli bir görüş alınarak öncelikle veteriner dairesi görüş vermektedir. Bu ürünün ticareti uygundur. Daha sonra Tarım Bakanlığı gerekli ön izni düzenlemektedir. Ve bu ön izin sonrasında ürün zaten ticareti yapılabilmektedir. Bu balık ürünleri de sizin bahsettiğiniz miktarda çok da büyük bir miktar olmadığı ortaya çıkmıştır. İşte tüm hellim ve peynir tüketiminin içerisinde %4'ün altında. Evet. Bu miktarda ürün de balık olarak, büyük paket ambalajlar olarak ülkeye ticarete izin verilmektedir. Fakat bunun yanında özellikle belirtmemiz gereken bir şey vardır. Ülkeye getirilen bütün hayvansal ürünler gümrükten içeriye girdikten sonra piyasaya çıkmadan önce mutlaka veteriner dairesi resmi veterinerleri tarafından kontrol edilmekte. Ve bu kontrollerde öncelikle ön izni var mı, gerekli veteriner sağlık sertifikası ürünün mevcut mu, diğer orijin belgesi, diğer evrakları tamam mı diye öncelikle bir dokümantasyon muayenesi yapılmaktadır. Daha sonra ürünün fiziki muayenesi yapılmaktadır. Bu ürün uygun koşullarda üretildi mi, uygun koşullarda taşındı mı, ambalajı uygun koşullarda mı? Bir diğer nokta ise yine besin maddeleri tüzüğünde olan bir madde vardır. Raf ömrü. Ülkemizde bu Avrupa Birliği'nden çok daha sıkı bir kuraldır aslında. Avrupa Birliği'nde herhangi bir ürünü raf ömrü dolmadan başka bir ülkeden bir ülkeye taşıyabilirsiniz. Böyle bir sınırlama yok. Fakat ülkemizin yasal mevzuatında raf ömrü bir yıldan kısa olan ürünler için mutlaka için raf ömrünün 1/3'ünü doldurmamış olması gerekmektedir. Yani bir yıllık 12 aylık bir raf ömrü olan bir ürün 3 aylıktan 4 aylıktan fazla bir raf ömrünü doldurursa bu ürünler ülkemize girememektedir ve çeşitli defalarda büyük miktarlarda bu şekilde tespit edilen ürün ülkeye girişi engellenmiştir ve geri menşe ülkeye iade edilmiştir. Diğer bir önemli nokta ise bu ürünler geldiği zaman kendi raf ömrüleri olduğu sürece uygun koşullarda bunlar da veteriner dairesi tarafından izinlendirilmiş firmalarda daha küçük ambalajlara bölünmekte ve tekrardan ambalajlanmakta ve aynı tarih yani üretim tarihleri neyse aynı tarih ve son kullanma tarihi bu ürünler üzerine yapıştırılmakta ve piyasaya sürülmektedir. Yani burada benim açıkçası beklentim bu şekilde bir dedikodu mahiyetinde işte bu şekilde ürünler yasaktır değil. Eğer ciddi bir şekilde şüphe varsa herhangi bir üründe aldığınız herhangi bir üründe bozulma varsa veya ürünün tarihinin değiştirdiğini şüphe ettiğiniz bir durum varsa mutlaka bunu ya veteriner dairesine ya da ticaret dairesine bildiriniz. Çünkü birlikte yapılan denetimlerde herhangi bir şike veya buna benzer bir tarih değiştirme varsa bu fark etmiyor. Yani ithal bir ürün de olabilir. Aynı şekilde yerli bir ürün de olabilir. Yani eğer bir hile veya şike yapacaksa herhangi bir kişi bunu yapabilmektedir. Yani yasal mevzuatlar tabii yapılmaktadır ama herkes bu yasal mevzuata uymayan kişiler de maalesef ortaya çıkmaktadır. Resmi kurumlar bunları hem denetleyip gerekli önlemleri de almaktadır. Evet. Şimdi daha başka bir konuya geçmek isterim. Yine hellim konusunda. Biliyorsunuz hellimin tescili Avrupa Birliği'nde yapılması için son aşamaya geldi. İşte yayınlandı. İtiraz eden ülkelerin itirazları alındı. 9 ülke veya firmanın itirazı bulunmaktadır. Şimdi bu itirazların neler olduğu konusunda itiraz yapan kişilere süre tanındı ve gerekçelerini ortaya koysunlar. Ve hellim tarif edilirken içerisindeki kullanılan süt, hellim yapılırken kullanılan süt yarısından fazlasının küçükbaş hayvan sütü olması gerektiği ortaya konuyor. Ve başlangıçta da bu en az %20 olması gerektiği vuruluyor ve 10 yıl içerisinde yarısından fazlası. Ülkemizdeki laboratuvarlarda
hellimin içerisinde kullanılan, yapımında kullanılan sütün küçük baş hayvan sütü mü, büyük baş hayvan sütü mü olduğunu tayin etme şansı var mı? Veya bu yönde veteriner dairesinin bu çalışmaları yapabilme şansını yaratma yönünde ne gibi çalışmalar vardır? Aslında bu söylediğiniz mümkündür. Fakat sadece varlık veya yokluk olarak yapılmaktadır testler. Yani herhangi bir et ürününde veya süt ürününde etin içerisinde hangi hayvanlardan elde edildiğinin tayini mümkündür. Süt ürünleri için de geçerlidir ve veteriner dairesinde bu testler yapılmaktadır. Fakat yapılamayan nedir? Yani bu zaten bilimsel olarak da şu an için mümkün değil. Oranını belirlemek mümkün değil. Yani işte %50'si mi, %20'si mi, %1'i mi? Ya %1'i mi? Eğer varsa, %1 dahi olsa o bizim için vardır veya yoktur. Bu hangi durumlarda önemlidir? Özellikle hile durumlarında önemlidir ve bu test bu şekilde kullanmaktadır. Özellikle et ürünlerinde domuz veya at ve bu bizim ülkemiz için geçerli değildir ama yurt dışındaki ülkeler için domuz etinin katılması veya at etinin veya eşek etinin katılmasını tespit etmek için aslında bunlar kullanmaktadır. Ya da üzerinde ambalajın belirtilmiştir. %100 dana etinden yapılmıştır. Fakat kanatlı eti daha ucuz olduğu için içerisine kanatlı eti katılabilmektedir. Bu şekildeki hileleri belirlemek için bu testler uygulanmaktadır. Veteriner dairesi de gerek iç piyasaya üretilen ürünler için gerekse ithal edilen ürünler için çeşitli dönemlerde bu testi yapmakta ve ürünlerin kalitesinden emin olmaktadır. Diğer noktada coğrafi tescille ilgili olan kısmında aslında bunu ülkenin kendisi belgelemek zorundadır. Bu nasıldır işte? Bu kadar benim koyun keçi varlığım vardır. Bu kadar sürüde ben süt üretimi yapmaktayım. Ve yılda şu sürüden bu kadar ürün elde ediyorum, süt ürünü elde ediyorum. Ve bunu bir firmaya gönderiyorum gibi. Aslında bu kayda bağlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ve sizin de değindiğiniz gibi ülkemizde aslında baktığımızda gerekli koyun keçi sayısı bulunmaktadır. Belki keçi popülasyonumuzu birazcık daha artırırsak süt ürününü artırma şansımız artacaktır. Fakat hayvan sayısı bakımından aslında iyi bir hayvan sayısına, hayvan varlığına sahibiz. Burada bizim uygulamamız gereken aslında sadece bir çiftlik yönetim şeklimizi birazcık değiştirmemiz gerekmektedir. Ve uygun teşvikler devlet tarafından verilirse ben inanıyorum ki üreticiler de eğer ürettikleri sütten daha fazla para kazanacaklarından emin olabilirlerse kuzu veya oğlakların bu sütten yararlanmasından vazgeçip bu sütü sağma yönüne gidebileceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ki bir taraftan bunların çoğaltılması için Tarım Bakanlığı'nda bir takım projeler uygulamaya girdi. İşte 2015 yılının son aylarında küçük baş hayvan üreticilerine, süt kurumuna süt veren küçük baş hayvan üreticilerine küçük ölçekli soğutucu ve süt sağım makinesi küçük baş hayvanlar için aldıkları takdirde yarısının hibe verilmesi bir program açıklandı, bununla ilgili olarak başvurular alındı ve son aşamasındadır. Ya toplu olarak bu aletler, makineler ithal edilip üreticilere verilecek veya üreticilere makbuzlarının karşılığı yarı parası ödenecek şeklinde bir çalışma sürmektedir. Ve bu program devam edecek. Bu ilk adımıydı. Diğer yandan süt kurumuna küçük baş hayvan sütü veren üreticilere daha fazla bir destek verilmesi yönünde tarım reformunun içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir. Fakat öte yandan baktığımızda koyun, keçi sütlerinin tayininde veyahut kullanılmasında imalatçılarımız sıkıntı çekmektedirler. Diyorlar ki bu koyun sütüdür diye verdiğin süt bana kalite yönünde inek sütünden daha kötü bir süt. Veyahut keçi sütü dendiğinde ülkemizdeki ırklara ilaveten Avrupa'dan gelmiş ırklardaki keçilerin sütleri kalite yönüyle inek sütü kalitesinde olduğunu söylemekte ve bunları biz hellimin içerisine koyduğumuz zaman hiçbir fayda görmüyoruz. Randıman değişmiyor. Randıman değişmiyor. Ama bunu pahalı alıyoruz. Niye pahalı süt alalım
diye feryat etmektedirler ve uygulamanın bu değişmesini istemektedirler. Bunlar nasıl organize edilecek? Özellikle keçilerde, alpin keçileri ve diğer sanen keçilerinin sütleri ülkemiz keçilerinden farklı mıdır? Aslında coğrafi tescil dediğimiz sadece koyun keçi şeyine bakmıyor. İşte koyun keçiden gelmesi %50'sinin koyun keçisinden gelmesi değil. Aslında ilk başta yem bitkilerine bakılıyor burada. Kesinlikle diyor ki belli bir tam oranlarını hatırlamıyorum. Belli bir oranın üzerinde yerli üretilmiş bitkilerden bu hayvanların beslenmesi gerekiyor. Diğer ikinci bir nokta ise mutlaka yerli koyun keçi ırklarının kullanılması gerekiyor ki bizim için İsrail koyunu, Sakız koyunu, yerli koyun şu anda kuzeyde çok az bir popüler hayvan vardı kalmıştır. Bunlardan olması gerekmektedir. Diğer bir nokta keçi ise yerli keçi veya Damasko keçi olması gerekiyor. Alpin veya Sanen Avrupa menşeli koyun keçi ırklarına baktığımızda gerçekten bunların melezleri. Bunların melezleri. Süt verimleri gerçekten bizim yerli ırklara göre çok yüksek. Fakat süt yağ oranlarına baktığımız zaman sizin de bahsettiğiniz gibi neredeyse inek sütü yağ oranında olmaktadır. Ve aslında miktar olarak fazla bir miktar sağlamasına rağmen peynir verimi olarak baktığımızda aralarında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. Burada yapılması gereken öncelikle üreticilerin bu konuda bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri gerekmektedir. Yerli hayvan ırklarını bulundurması için bir noktası yapılması gereken süt miktarı yanında süt yağı ve süt proteinine göre sütün değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi hem üreticiye bu miktar üzerinden ödenmesi hem de işleyiciye bu miktar üzerinden satılması. Yani işte keçi koyun sütü tek bir fiyatta değil belli bir özür dilerim. Kaliteye göre hem süt fiyatlandırılması gerekiyor. Hem kalitesini hem de içerisinde bulunduğu kuru maddeye göre fiyatlandırma yapılabilmektedir. Öte yandan süt fabrikası, Kooperatif Merkez Bankası'nın süt fabrikası keçi sütü üretimi yönünde yatırım yaptı. Evet. Çünkü Türkiye'den keçi sütü ülkemize gelmekte ve çok yüksek değerlerde satılmaktadır. Litresi 7 lira, 8 lira gibi bir rakamlarda. Kooperatif süt fabrikamızda bunu göz önüne aldığında keçi sütü yapmaya karar verdi, yatırımlarını yaptı. Ama bu yatırımda değerlendirecek süt bulamıyor. Keçi sütü kalitesinde keçi sütü bulamıyor. Bunu nasıl çözebileceğiz? Üreticilerimiz nasıl davranmalı bu konuda? Şimdi burada aslında benim gördüğüm devletin çok fazla yapabileceği bir şey yoktur. Yurt dışında bu işlerin nasıl yapıldığına baktığımızda özellikle üretim ve hayvansal ürünlerden mümkün mertebe daha fazla para kazanma işleri kooperatifler tarafından düzenlenmektedir. Ve özellikle İspanya'da ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, Fransa'da bu kooperatifçilik çok iyi gelişmiştir. Ve binlerce üreticinin bir arada bulunduğu kooperatifler bulunmaktadır. Ve bu kooperatifler öncelikle bir piyasa yaratmaktadır. Mesela sizin bahsettiğiniz gibi keçi sütü şu anda insan sütüne çok yakın bir süt olarak değerlendirilmekte ve bazı alerjik hastalıklara sahip kişiler İnek sütü tüketemediği halde rahatlıkla keçi sütü tüketebilmektedir ve insanların bu yönde ciddi bir eğilimi bulunmaktadır. Keçi sütü veya keçilerden elde keçi sütünden üretilmiş süt ürünlerine yönelik. Buna yönelik öncelikle bir pazarın bu kooperatifler tarafından pazar belirleniyor, pazar yönlendiriliyor, gerekli reklam işleri yapılıyor, bir marketing olayı gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan ise bu ürünlerin ne şekilde üretebileceği konusunda üreticiler bilgilendiriliyor, destekleniyor ve hem uygun bir kalitede ürünü elde ediliyor, üretiliyor ve kooperatifler vasıtasıyla uygun fiyatlara bunlar satılabilmektedir. Yani burada açıkçası ben birazcık daha böyle üretici birliklerinin daha etkin rol alabileceğini, daha etkin çalışabileceğini düşünüyorum bu konuda. Evet, yani daha hayvancılık konusunda hem sağlık yönüyle, veteriner hizmetleri yönüyle, hem ürün yönüyle alacağımız çok mesafe
olmaktadır. Yani aslında hem işin üretim kısmının hem de sağlık yönünün çok uzun soluklu projeler olduğu, yani bu sadece bizim görüşümüz değil, dünyada bunlar bu şekilde ancak yapılabilmektedir. Çünkü sonuçta elde ettiğiniz, çalıştığınız canlı bir hayvan ve bir ömrü vardır. Bunun bir belli bir erginliğe gelişmesi gerekmektedir. Doğum yapması gerekmektedir. Doğum yaptıktan sonra süt veya et ürünü verebilmektedir. Yani bu çok uzun vadelere yayılabilecek programlardır. Burada yapılması gereken benim gördüğüm hem resmi kurumların hem de çiftliklerin çok iyi bir iletişim haline geçmesi gerekmektedir. Ve özellikle bizim bu hayvan hastalıkları eradikasyon projesinde yaptığımız, sizin de bahsettiğiniz gibi geçen pazartesi günü yaptığımız bir izleme komitesi vardır. Bu komite her iki ayda bir toplanmaktadır ve planlanan şeyler üreticilere de açıklanmaktadır. Biz bu şekilde kan almayı düşünüyoruz. Sizin sorumluluğunuz bunlardır. Veteriner dairesinin sorumluluğu bunlardır. Çok yakın bir iletişim ve irtibat halinde olmamız gerekmektedir. Bununla da kalmayacağız aslında. Bir sonraki dönemde daha fazla üreticiye, sadece temsilcilerle şu anda bulaşıyoruz. Direkt büyük üreticilerle yakın temasa geçilip onların da görüşleri alınacaktır. Ve umarım bu iyi bir ilk adım olacaktır hayvan hastalıkları konusunda. Umarım ileride bu üretim konusunda da bu şekilde üretim alına da bu şekildeki projeler, ABA projeleri veya kendi içimizden ürettiğimiz projelerle hem ürettiğimiz ürünün kalitesini, miktarını artırarak hem fiyatını azaltarak hem de daha sağlıklı ürünler elde edebileceğimize inanıyorum. Evet Mehmet Bey, cumartesi günü zaman ayırdınız, üst stüdyolarımıza geldiniz. Dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi bilgilendirdiniz, bilgilerinizi paylaştınız. Onlar adına size teşekkür etmek isterim. Ben de kurumum ve şahsım adına sürekli bize bu imkanı sağladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman için bizim için bir zevkledir sizinle bir program gerçekleştirmek. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bu haftaki Tarımı Tartışalım programımız burada sonlanıyor. Gelecek hafta tarımın başka bir konusunda, başka bir konukla birlikte oluncaya kadar şen ve esen kalın.